Evet. Ben açtım. Tamam. Evet, selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne haber? Ne yapıyoruz burada biz şimdi? Otobandayız. Biz otobandayız. Hangi otoban bu? E6. Bulgaristan'a giden otoban bu. Evet. Buradan şu o arkadaki manzara çok hoşuma gitti de durmak istedim seninle birlikte. Eyvallah. Hep Trakya'yı gezmek istiyoruz da gezdik de istediğimiz gibi gezemedik. Biraz da kendimiz ama şöyle. Şuradaki bu manzara hoştu gerçekten. Yani bilmiyorum abi. Sen nasıl yorumlarsın Trakya'yı? Ya Trakya İstanbul'a çok yakın ama çok rahat böyle yani stressiz, konforlu bir yer. Çünkü niye trafik yok, kalabalık yok, yoğunluk yok. Yeşillik çok böyle ne bileyim yemekler güzel, havası güzel, suyu güzel. İnsanlar da medeni insanlar. Yani Trakya'da daha modern ve birbirine saygılı olan bir toplum yapısı var. Yani Türkiye'nin en modern yerlerinden bir yeri Trakya. Mesela Edirne'si, Kırklareli'si, Tekirdağ'ıyla. Yani hangi köşesine gitsen, köyüne de gitsen, şehre de gitsen yani güzel ve nazik, kibar insanlar var. Burada yani güzel bir coğrafya var, güzel bir tarih var. Nasıl diyeyim? Mesela özellikle yazın burası çok güzel. Yazın ben burada dolaşmaktan büyük keyif alıyorum. Hatta burayı biliyorsun seninle beraber geziyoruz işte Makedonya, Kosova, Arnavutluk. Balkanlara benzetiyorum. Yani buradaki yerler bana oraları hatırlatıyor. Bugün de işte Kırklareli'nde bir işimiz vardı. Orada bir program yaptık. Orada acayip bir yağmur vardı biliyorsun. Bak halen orası karanlık mesela şu anda. Ama burası mavi gökyüzünü görebiliyoruz. Orada açıklık var İstanbul'a doğru. Aslında sorulmak yani bakacak olursak bana sorarsan ya ben buradan İstanbul'a döndüğüm zaman üzülüyorum. Yani bu İstanbul'dan buraya gelince seviniyorum. Ha diyeceksin ki belki de burada devamlı kalsak burada da sıkılırsın. Yani ne yapacaksın? Ama buraya gelirken daha neşeli geliyorum. Dönerken biraz daha böyle hani şimdi diyorum trafiğe gireceğiz. Birazdan arabalar sıklaşacak. Trafik yoğunlaşacak. Ama ve mesela buradaki bu böyle gözümün içindeki hücrelerin burada açıldığını hissediyorum. Mesela bakıyorum çok uzaklara yani gözüm değiyor. Ama orada hep binalar var. Yani İstanbul aslında çok güzel bir şehir. İstanbul'u çok seviyorum. Mesela sen bugün dedin ya Galata'da kahve içelim ya da işte Safir'e çıkalım orada bir oradaki manzarayı seyredelim. Ama İstanbul yoruyor insanı. Ama işte İstanbul'un güzel yerlerinde olmak keyif veriyor ama oradan çıkınca yine o yoğunluk sıkıntı veriyor. Burada da biz bugün bu güzelliği yaşadık. Hem çalıştık hem gezdik. İşte kahve içtik yolda. Kral mezarları vardı ben sana yolda gösterdim belki fark ettiysen. Valla garip onlar yakında inşallah çekeriz. Tamam. Mesela bir yerde akan suları çektik. Diyelim ki oradaki değirmeni. Değirmende halen üretilen un var mesela. Diyelim ki fabrika unu değil de değirmenin suyuyla döndürüp taşında mısır ya da buğdayın un haline gelmesini ne yapan halen o eski otantik bir değirmeni gördük. Sonra başka bir restoranta döndürülmüş değirmeni gördük. Bunlar söyleyeyim abi. Bunlar tatilden sonra benim tatilim senin tatilinden sonra bunları çekelim. Çekelim. Gösterelim. Haberini verelim. Bunların yani bugün gittik. Birazcık aslında da çay aldım sen biliyorsun. Çay aldık arabada. Birazcık da şey diyebilir miyiz bunlara? Yani bu gezi yani iç dışında hani birazcık araştırıyoruz, bakıyoruz. Hani biz öğrenelim, sonra da çekelim, anlatalım. Tabii ders çalışıyoruz aslında. Biz burada her gezimizde not alıyoruz, fikir paylaşıyoruz. Diyoruz ki burada daha iyi, daha kaliteli nasıl programlar yapabiliriz? Mesela kültür programı, mesela belgesel programları, tarım mesela tanıtım. Şurada çamlar var değil mi? Konuşmamızı bittikten sonra çam değil. Yani çam tabii var da görünüyor da. Ayçiçekler var. Ayçiçeği var, buğday var. İleride mısıra benziyor. Tabii. Yok o da ayçiçeğiymiş. Karşıda ne var baksak. Mesela rüzgar enerji türbinleri var. Biliyorsun onlardan bahsettik ya sabahleyin. Valla bak şuradan gözüküyor. Mesela burada yavaş yavaş bu çoğalıyor. Buradan enerji üretmek için rüzgar panelleri kuruyorlar sürekli. Yani Trakya en azından ben biliyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri hep böyle fakir yatırım yok bilmem ne yok ama şu otoban yani bir çeşit yatırım kalabalık gayet güzel kalabalık bugün tatil pazar günü hani otoban dışında da diğer yollar da gayet güzel evlere gelince hani köy evleri
Hani hepsi olmasa da birçok bakımlı ve villa var abi, villa. Üst düzey konforlu evler. Ova bak düz. Hani şey de güzel mesela, ben birkaç gün önce yurt dışındaydım. Evet. Balkanlarda, hani gittiğimiz yerde, bu sefer ben yalnız gittim. Ama oradaki buğday arazileri bakıyorum. Bir de burada bakıyorum. Hani tarım da gelişmiş. Hani çok güzel gözüküyor buğday mesela. Hiç otu yok, bilmem ne yok. Tam hasat zamanına gelmiş. Tabii. Ama Balkanlarda gördüğüm buğdaylar hani otun içinde kaybolmuş. Bakım daha az. Hani demek tarım bu kadar modern değil. Trakya hani gelişmiş, gelişmemiş değil. Tarım da birçok konuda kendini geliştirmiş yani. Hani sadece tarım da değil, birçok konuda. Üstelik doğayı da ekleyince, sabah biz şeyden geçtik. Eski İstanbul Edirne karayolundan gittik. Yani o yol, bu E6 yokken, bu otoban olmadığı zaman. Panoramik o yol yani. Otantik. Böyle fotoğraf çekeceksin, evde yazacaksın yani. Tamam, o kadar. Orada çok tarihi duraklar var. Mesela tarihi İpek yolunun uzantıları, Bizans döneminden kalma mesela manastırlar var. Ne bileyim, taş binalar var, kaleler var. Yani her bir köyde bile o Bizans, yani Trakya'da yaşamış olan Trak medeniyeti, Bizanslar, Roma, Osmanlılar, Bulgarlar, buradan göç etmiş olan mesela Rumlar, ne bileyim sonra tekrar buraya gelip burada ağlayanlar, burada kardeş belediyeler, aralarında gidip gelenler. İşte Üsküp dedik mesela, dedik ki burada niye bir tane Üsküp var? Aslan Makedonya'da var. Acaba birbiriyle alakası var mı bilmiyoruz ama dediğim gibi her gezimizde daha iyi yapabileceğimiz şeylerin notlarını alıyoruz. Trakya ile ilgili birçok çekim var. Ama böyle detaylı çekim yok. Yok. Yani ben denk gelmedim. Bir kez denk geldim. Longoz ormanları var ileride. İğneada'da. İğneada'da. TRT güzel bir çekim yapmış, güzel bir anlatım yapmış. Tabii, Vize'yi de o çekmiş. O hoşuma mesela gitti. Sakin Şehirler diye bir program var. Mesela Vize'yi çekmiş ama sonrası yok mesela. Ama tabii TRT deyince TRT imkanları hani çok çekim yapıyor ama kısa kısa veriyor. Hani bunlar biraz daha fazla yani. Bir çekimde hani ona daha fazla detay alıyor. Bir şekilde çekilmesi lazım, anlatılması lazım. Yani biz İnşallah bu YouTube kanalımızda bunu değerlendireceğiz. Yani bir şey daha itiraf edelim istersen. Yani imkanlarımız daha sınırlı. Yani mesela çünkü bu işleri yapmak için yani zaman harcamak lazım. İşte araç lazım, teknik ekipman lazım, bilgi lazım, ders çalışmak lazım. İşte konuyu daha iyi bir kurgulamak lazım, senaryo lazım. Biz yani kendi imkanlarımızla yani kısıtlı bir de birazcık fırsatları değerlendirerek bir şeyler. Ama bunu herkes yapmaz. Burası neresi ya? Başkası olsa atlar gider. Burası saray vakıf var. Bir tarafımızda vakıf var, bölgesi var. Diğer tarafımızda Muratlı var. Ve oradan sonra da işte saraya doğru Misinli, sarayın köyleri işte Kurtdere, neydi işte Göçerler, Büyük Yonca'da falan gidiyorsun. Yani birçok buradan otobandan çıktıktan sonra sarayın bağlantılı olduğu 8-10 tane köy var. Sinanlı var mesela, işte Sinanlı işte un fabrikaları olan falan. Ve biraz ilerisi de tabii ki yavaş yavaş Çorlu'ya doğru gidiyorsun. Çorlu Sapağı var. Ve İstanbul'a da 125 kilometre uzaklıkta. Geride Pınarhisar, Lüleburgaz geride kaldı. Yani İstanbul'la Edirne, Kırklareli'nin ortasındayız diyelim. Yani buradan sonra bir 100-125 km sonra İstanbul'a varıyorsun. Ve mesela kornaya basan arabalar var. Bunlar burada ne yapıyor diyenler var. Evet. Çünkü geride büyük bir yağmur vardı. Ama Sinecik... onlar bilmiyorlar ki bu bizim için sadece bir iş değil. Bu bir de hastalık. Hastalık, bir sevgi işi. Yani biz onu demek istedim. Yani kısıtlı imkanlarla üretmeye devam ediyoruz. Bir şeyler çıkartmaya, bir şeyler ortaya koymak istiyoruz. Ama Allah da bize yardım etsin. Yani Allah bizim içimizdeki duyguları biliyor. Daha güzelini yapmak için inşallah Rabbim bize imkan versin. Daha güzelini yapalım. Yani insanlara faydalı olalım. İnsanlar da bu videoyu izleyen veya izleyecek veya izleyip de sevmeyen kişilere ne demek istiyorsun? Saygı duyuyorum onlara da. Yani çünkü eleştiriler her zaman
ben eleştirilerden hep her zaman bir pay çıkarmışımdır. Sen diyorsun ki ister böyle ister böyle. Yeter ki basın düğmeyi. Tabii tabii. Ya biz şimdi çalışan hata yapar. Hiçbir tabii. şey yapmazsan hata yapmazsın. Zaten o zaman tabii. ne böyle olur ne böyle olur sen yok olursun. Biz var olduğumuzu bir şeyler yani yapmaya çalıştığımızı göstermeye çalışıyoruz. Ha. En iyisiyiz demiyoruz. Çok iddialı da değiliz ama her geçen gün daha iyi olduğumuzu ben düşünüyorum. Yani her zaman daha bir çıtayı yükseğe koyuyoruz. Daha güzelini yapmak istiyoruz. Bu da bizim içimizdeki bir azim. Yani bizim içimizdeki bir istek. Daha güzelini yapmak dileğiyle diyorum ben. Tamam. Görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Daha güzellerini yaparız. Görüşürüz. Görüşelim. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Görüştük. Her zaman forever. Together. Hep beraberiz. Together. Her yerde ne zaman isterseniz görüşelim.